Arkadaşlar, herkese Motocan'dan merhaba. Yeni bebeğim PCX 150 oldu arkadaşlar. Şimdi Honda Doğubatı'ya geldim, bakımlarını yaptırdım. Bir yola çıkalım. Siz ora abone ol ve beğeni tuşuna basarken ben şöyle bir yola hazırlığımı yapayım. Arkadaş ne güzel çalışıyorsun sen ya. Marş motoru yok ya. Bismillah diyoruz ve yola çıkıyoruz. Arkadaşlar yeni motorumuz. Sağ sinyalimizi verdik. Şimdi geçenki videolarda size Joymax'i sattığımı ve işte birçok adayımın olduğunu falan söyledim. PCX 150 ile MX 155'in en kuvvetli adaylar olduğunu söylemiştim. Activa, Spacey falan filan da söylemiştim sizlere. Son kararım Honda PCX 150 oldu. Neden olduğuna, bunu PCX 150'yi seçtiğime gelecek olursak, öncelikle neden PCX 125 değil 150 aldığıma anlatmak istiyorum. 153 cc arkadaşlar bu. Yani arada 28 cc fark var ve 125 ile arasında azımsanmayacak derecede bir kalkış ve son hız farkı var. İşte da çok yakıyor falan diyorlar. Öyle bir şey yok. 2,1 falan yaktım. Da 34.000'de aldım bunu, 500 kilometredir kullanıyorum. Biraz kullanmayı bekledim ki biraz bir şeyler anlatabilmek adına. 1,9'lara kadar gördüm. Ama çok böyle açarsam böyle gazı. Ama normal kullanımda, agresif olmayan şehir içi kullanımında 2,2'yi geçmedi. Şimdi öncelikle bu PCX 150'nin torkuna oynanmış kalkıştan size. Çünkü şehir içi scooterları bildiğiniz gibi ışıklarda vesairelerde aralardan geçerken hep böyle ara hızlanmalarda beygirden ziyade torku önemlidir. Bunu da 150 cc'de MX 155 ve PCX 150 daha başarılı şekilde yapan motorlar arkadaşlar. 150 seçmemin sebebi bu. Ve özellikle 2018 öncesi kasa seçmeye çalıştım. Yani tüm PCX'lerden bahsediyorum. Çünkü yanlış bilmiyorsam Y18, Y19 kasadan sonrası üstten salıncaklı diye biliyorum. Bunlar alttan salıncaklı olduğu için titreşimi vesaireyi daha az verir. Çok teknik bir konu gibi belki. Evet, ben de çok usta değilim, kabul ediyorum, ama bunu Honda'da çalışan bir abimden özellikle bak buna dikkat et dediği için, yani konfor olarak aslında, yoksa diğerleri de çok kaliteli ama alttan salıncaklı motorun ne olduğuna bakarsanız daha konforlu bir salınım sağladığını, sürüş konforuna pozitif etki eden bir şey olduğunu ben de yeni öğrendim açıkçası. O yüzden sınırlı üretilen 150'lik PCX kasalardan, öyle söylenir ki hatta 250 Forza'ların falan önünü kesecek diye 150'lerin üretimi durdurulmuştur denir. Şimdi gelelim, neden bunun rakibi? Şimdi PCX arasında neden bunu aldım? Peki neden bunun rakibi olan MX 155'i değil de PCX 150'yi aldım? Şimdi Joymax uzun süreli kullanıcı deneyimi videomuzu izlediyseniz, ben orada dedim ya, bir motoru alırken beklentilerinizi yazın. Karşılığında istediğiniz motorun size sunduklarını yazın. Eşleştirin minvalinde bir cümle kurmuştum size. Şimdi burada bana MX kesinlikle ön arka disk, kabul ediyorum. Yanlış bilmiyorsam Dunlop'la geliyor. Yanlış biliyor olabilirim onu. İşte ön arkasının disk olması, ABS olması, daha agresif, daha spor scooter kategorisine giriyor olması, daha agresif gidiyor olması gibi şeyler kesinlikle var. Ama benim istediğim burada neydi? Az yaksın, parçası daha ucuz olsun, bakımı daha ucuz olsun gibi gibi şeyler. Yani ben bütçeye yönelik beklentim olduğu için arkasının kampana olmasını falan hiç dert etmedim. Start stop devreye girdi.
O yüzden zaten bu motorda frenleme yapmasını bilmedikten sonra neyle frene basarsanız basın düşersiniz. Frenlemeyi yapmayı, o motorun kapasitesini, kendi kapasitenizi ve yolu okumayı bildikten sonra kazalara hariç tutuyorum. Kaza görünmez kaza. Ustalar da yapar. Onun dışında ön arka kampana bile olsa durursunuz arkadaşlar. Şimdi gönül isterdi ki PCX'in Avrupa'daki gibi ön arka disk olanı gelsin, 160 cc'si gelsin vesaire. Ama gel gör ki işte bize getirmiyor adamlar. Ne yapalım? Şimdi girecek olursak bunun deposu 8 litre arkadaşlar. Ben bunun bir deposuyla, ben bunda bir depo bitirdim. 337 km civarı yaptım. Hadi 340 diyelim. Hala bir diş vardı, yanıp sönmüyordu. Nmax daha performanslı gittiği için 2.7'leri falan gördüğü söyleniyor. Yani yarım litre daha fazla yakıyor. Üstüne üstlük bu 8 litre depo hacmi varken onda 6.5 litre depo hacmi var. Yani daha küçük depo hacmi, bir tık daha fazla yakan motor. Orada da ben PCX'ten yana kullandım tercih hakkımı. Bir diğer şey bunda ön arka 14 arkadaşlar. Joymax'te bile 14 arkada 13. Birçok scooter'da ön 14 arka 13 oluyor. Bunda ön arka 14. PCX'te, Nmax'te 13. 14-13 ya çok mu fark var diyebilirsiniz ama arkadaş biz niye bu kadar ışığa rast geldik? Bu ne ya? 50 metrede bir ışık konmaz ki. Neyse konumuza dönelim. Ne diyordum? Ön arkanın 14 olması gerçekten çukurlarda, özellikle ön o kadar yumuşak giriyor ki tümseklere, arka biraz daha böyle pat diye oturuyor, kabul ediyorum. Ama çok başarılı bir yol tutuş hissi veriyor insana. Yani ben bu motorla düşmem dedirtiyor. Bir de lastiklerim benim Michelin City Grip 2 takmış adam, dediğim gibi. Yani lastik benim gibi, dediğim gibi güvenlik diyeceksiniz ki, o zaman madem güvenlik diyorsun benim için, durmak diyorsun, niye Nmax almadın? Ya arkadaşlar şimdi bakıyorum, kullanan da var çevremde Nmax. Kıyasını soruyorum, neden Nmax aldın? Herkesin tek söylediği şey, ama ABS var. Başka? Diyor işte, ama öyle kalıyor herkes. Başka? Yani tamam, ABS çok büyük bir fark. Ön arka disk olması çok artı bir şey. Ama sadece ön arka disk. Yani arayı açacak derecede, hani ya Nmax abi, PCX'i at çöpe denecek bir fark yok yani arada. Bir diğer şey ise Nmax arasındaki fark, malum Yamaha'lar daha serttir. Daha böyle viraja girdiğinde daha güzel yatar ama süspansiyonları daha böyle bel düşmanıdır. Bu PCX de dediğim gibi özellikle ön lastiğim o kadar konforlu giriyor ki çukurlara. Çok konforlu, yani süspansiyon farkı var arada. Neden Space'i ya da Activa'ya salmadım? Yani baktım üretimi, tamam çok güzel motorlar bitmiş ama temizlerine bakayım diyorsun. Geçen de dediğim gibi adam 60 milyara Activa satıyor, 55 milyara Space'i satıyor. Ben Joymax'i sattığım paranın 3-4 bin lira daha üstüne koydum. Ekstralı vesaireli, bakımlı, işte yetkili servis bakımlı vesaireli bir PCX aldım. Yani en azından işte konfor selesi var. Yani o kadar rahat ki, tabii ki bir Joymax değil ama çok konforlu. SL6 yeterli. 8 litre depo hacmi olmasına rağmen SL6 gayet bir kask sığıyor. Benimki sığmıyor. Önümdeki, şu an buradan görüyorsunuz beni, şu kask kamerasını taktığım J aparatı var. Ondan dolayı sığmıyor ama başka bir kaskı denedik, oldu. Yani SL6'na 14 inç lastik kullanacak bir motor, hem de SL6'na kask alacak. Yani bu büyük başarıdır arkadaşlar. Yani scooter kullananlar bilir. Biz bu motorları özellikle kullanım kolaylığının yanı sıra depo hacmi, bagaj hacminden sebep de alırız. Bundan sonra yeni videolarımızda nasipse PCX150 ile sizlerle buluşacağız. Yeni motorumuz Honda oldu. Ömer abi hep SYM'nin altına yazardı. Motor Honda'dır, motor Honda'dır. Buradan da ona selam olsun. Abi gene Honda'cı olduk. Döndük dolaştık Japon'a döndük. Velhasıl öyle. Videoyu kapatıyorum. Kapatmadan önce son kez hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar bir abone ol butonuna basmanızı rica edeceğim. Şu 1000 aboneyi bir görelim. YouTube bize bildirim attı. Tüm kriterleri karşılamışız.
bir buçuk yıl boyunca orada tikler var. İşte topluluk ihtarı yapmamışız. İşte düzenli yayın vesaire hepsinin yanında tik 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 var. Sadece son şeyimiz 1000 aboneye ulaşmak. Para kazanmayı açabilmemiz için. O da anca sizlerin desteğiyle mümkün. Yani sizlerden bakın tekrar diyorum bizler sizler için güzel bir şey çekmeye çalışıyoruz. Tabi bazen sohbet muhabbet gibi çekiyoruz ama çekmeye çalıştığımız birçok video böyle kelimeyi düzgün seçmeye çalışayım. İzlenmeye yönelik sarıda geçtim. Sarıda geçtim. Sarıda geçtim. Hayır, yok bir şey yok. Öyle mi? Yok bir şey yok. 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 İzlenmeye yönelik olsun da hani eşimin dostumun yüzüne bakamayacağım hareketler yapacağım video olsun önemli değil yeter ki izleneyim değil de daha böyle ailenizle bile izleyebileceğiniz yeri gelir küfürsüz bilgi içeren bir şeyler çekmeye çalışıyoruz. Yani sizden ricamız bizim bir seviye çıtamız var. Ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Onun sürekli üstünde kalmaya çalışıyoruz. Sizden de bu özene, bu şeye lütfen destek vermenizi istiyoruz. Like atıp abone olmanız bize çok şey kazandıracak. Diyorum ve Anadolu Hisarı'ndan yavaş yavaş videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Motocan'dan herkese iyi günler. Allah'a emanet. Görüşürüz.